Allah Azze ve Celle bir defa bunu dilediğine nasip ediyor. Ama soruyu şöyle soralım, Allah Azze ve Celle bunları kimler için diliyor? Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bunları kimler için dilediğinin de bir cevabı olması lazım. Desek ki bunun bir cevabı yok veya cevabı rastgele buna diliyor, ötekine diliyor. O zaman Allah Azze ve Celle hikmetsiz, abes, haşa davranmış olur. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle kimlere bunu dilediğini de ayetlerde, demin okuduğunuz ayet ve benzeri ayetlerde ifade ediyor. Cenab-ı Hak dedi ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Allah fasık kavme hidayet etmez. Fasık ne demek? Biliyor ki söz gelimi, şu hırsızlık yanlış bir şeydir. Bir başkasının malına taarruzda bulunuyor, ele geçirmeye, gasp etmeye çalışıyor. Benim malımı gasp etseler hoşuma gider mi? Çabayla, emekle kazandığım mal. Ama buna rağmen yeri gelip o hırsızlığı yapıyor. Bir başka davranış kötü, onun da yanlış olduğunu fark ettiği halde onu da icra ediyor. Amel bakımından fasıklığı, yanlışları göze alabilmek kişiyi Cenab-ı Hakk'ın hidayetinden yoksun bırakır. Allah Azze ve Celle sıdk üzere olanlara istikameti, yolu açar. O bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ الصِّدْقَ يَهْد۪ي اِلَى الْبِرِّ Sıdk kişiyi birre iletir dedi. Esas sorunuza doğrudan cevabı düşmanımız üzerinden versek daha doğru olur. Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'i yarattığında şeytan ona musallat olup ona günah işlettiğinde neticede Allah Azze ve Celle karşısına alıp ona sorduğunda o ara şeytan dedi ki وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Bunların çoğunu şükreder bulmayacaksın. Ben bunları azdıracağım. وَلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اَذَانَ الْاَنْعَامِ Ben onları kandıracağım, fitnelere uğratacağım. Batıl hurafeler ile onların peşine düşüreceğim. Hak'tan uzaklaştıracağım. Şimdi bunca yemini yaptıktan sonra şeytan birilerini istisna etti. Birileri hariç. Kim onlar? اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ Senin muhlasin dediği içi dışı bir olan kullar hariç. Dolayısıyla kişi kalbiyle barışık kaldığı sürece Allah Azze ve Celle'nin kendisine düşündürdüğü hikmetleri böyle ucunu tutup onun devamını için çaba ve gayretle peşini kovaladığı sürece aklına böyle bir konu geldi. Daha çocuk yaşta, genç yaşta, ya bu niçin varız acaba? Teslisi öğrendi ailesinden, teslisi içinde değerlendirdi bir yere koyamadı, doğru gelmiyor. Başka ne tür inançlar var acaba? İslam'a dair bir şeyler okudu, onların inancının sadece gökleri ve yeri var eden, alemi yaratan, biz insanları yaratan yegane kudret, yegane ilah, Allah inancı olduğunu gördü. Evet, bu doğru. Bizimkinde bir bit yeni var. Bu işte bir sıkıntı var. Onun da peşini uğraştı, kurcaladı, araştırdı. Baktı ki aslında Hazreti Mesih, o da Allah'ım diye Cenab-ı Hakk'a yegane bir ilah olarak kulluk etmiş. Ama ondan sonra gelen süreçte insanlar bu dini tahrif etmişler. Özellikle akidesini yozlaştırmışlar. Şimdi bu bahsettiğimiz süreçte Allah Azze ve Celle kişiye kendi içerisinden yol haritası çizer. Şunu bir düşün, şunun makul olmadığını bir gör diye onu kendi içimizde düşünürken buluruz. Bir Hristiyan'ın teslisi düşünürken kendisini bulması gibi. Ama ya ben bu meseleyi çok düşünürsem, kurcalarsam bunun yanlış olduğu ortaya çıkacak gibi belli. Ama oradan işte alternatif başka bir inanç, diğer şu Müslümanların dediği doğru. Ama ben toplumla, annemle, babamla, çevremle, şu yaşadığım hayat tarzıyla çelişemem, bunlardan uzaklaşamam. Vazgeçiyorum bu düşüncelerden. Ertesi gün yine aklına geldi.
Ya unutayım bunları artık dedi. 3-5 derken onu içinde küçülttü. Küçülttü, küçülttü kendisiyle verdiği bir savaş. İçinde böyle olmuş. Ve kendi akıbetini kararttı. Allah Azze ve Celle böylelerini o demin anlattığınız güzel sonuçtan mahrum eder. Çünkü kendi içtenliğini bozdu. Kalbinden sezdiği, kalbinden hissettiği, kalbinden aklettiği doğruları adım adım takip etmek yerine kendisiyle çelişti, kalbiyle zıtlaştı. Peki ihlas nedir? İhlas kişinin kalbiyle hemhal olması demek. Kişinin kalbiyle barışık olması demek. Eğer oraya bir istifham düştüyse bu bizim dinimizle alakalı da düşebilir. Çünkü her konuyu bilmiyoruz. Bazı konuları eksik bildiğimiz için kendi dinimizde bir konu bize o anda ters gelebilir. Ama yahu bunu bir araştırayım sorayım ben bunu oturtamadım diyenlerimiz ihlaslılarımızdır. Ama yok ben bunu söylersem ya diniyle şüphesim var derler hem zaten çok da ilgili değilim. Bizim dinimiz hak canım diye takılanlar içten içe hak ortamda bir çeşit nifakı yaşayan kimseler gibi olurlar. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin içimizde oluşturduğu her istifham aslında bir ihlas testidir. Kişi bir şek oluştu mu Cenab-ı Hak dedi ki وَاِنْ كُنْتَ ف۪ي شَكِّنْ مِمَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ sana indirdiklerimiz hakkında. Bir şek içinde olursan fes'el, sor. Dolayısıyla ihlasını koru, kalbinle olan samimiyetini, kalbinle olan birlikteliğini koru. Orası Allah'ın sana emanet olarak verdiği fıtratın. Bu hak ise sonra ben de bunu öğreneceğim diye Cenab-ı Hakk'ın seni yanıltmayacağını, Cenab-ı Hakk'ın seni haktan, sen hakkı arayan samimi bir kimse olduğun halde saptırmayacağını, onun kötü değil, iyi biri olduğunu, kulu için Allah Azze ve Celle'nin iyi isteyen, iyiliği arayan kulları için هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانِ İhsanın karşılığı, iyi davranışın karşılığı, iyiliğin karşılığı ancak iyilikten, güzellikten gayrı başka bir şey midir? Elbette ki iyiliğe karşılık Allah Azze ve Celle iyiliği, güzelliği nasip eder, lütfeder. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا Allah o kimsede bir hayır bilir ise لَاَسْمَعَهُمْ Ona da hayrı işittirir, ona da hayrı duyurur. O yüzden Resulullah'a emretti ki قُلْ لِمَنْ ف۪ي اَيْد۪يكُمْ مِنَ الْأَسْرَى O elinizdeki esirlere de ki اِنْ يَعْلَمِ اللّٰهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا اُخِذَ مِنْكُمْ Ey esirler! Müslümanlarla geldiniz, savaştınız. Müslümanlara kadrettiniz, onların hayatlarına kastettiniz, ırzlarına kastettiniz, mallarına kastettiniz. Şimdi esir düştünüz, olabilecek en kötü durumdasınız. Ama bilin ki eğer kalbinizde bir hayrı oluşturur, bir iyi niyeti oluşturur iseniz geleceğe dair iyileşmeyi, düzelmeyi, ıslah olmayı, artık kötülükten, yanlıştan uzaklaşmayı düşünür iseniz bunu Allah Azze ve Celle bilir. Bilir de يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا اُخِذَ مِنْكُمْ Size kaybettiklerinizden çok daha hayırlı neticeler verir. Demek ki sorunuzun cevabı bir kimse hayırlı bir neticeye, hidayete, hikmete, Cenab-ı Hakk'ın onu hem inanç bakımından hem amel bakımından muvaffak kılmasına sağlayan şey nedir? O kimsenin samimiyeti, ihlası. İhlas olursa kişi adım 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 doğru yolda ilerler. Çünkü kalp iyi bir pusuladır ve sadece hak ile tatmin olur. Başka bir şey ile onu kandıramayız. أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ Kalpler ancak Allah'ın zikriyle, Cenab-ı Hakk'ın indirdikleriyle, O'nun öğrettikleriyle mutmain olur.